Konya'ya gidince amca beni çiftliğine götürmek istiyor. Tatilini çiftliğinde geçireceği için orada daha iyi kontrolünde olurmuşum. Çok iyi bir fikir karıcığım. Zeynep'i de beraber alırım, bana arkadaş olur. Tabii, benim de Japonya'da gözüm arkada kalmaz. Zaten doğumdan 2 ay önce de dönerim. Çiçek getirdim. Çocuk nasıl Reşat? Mükemmel. Maşallah, koç gibi bir oğlan yo. Hadi götür kızım. Evvela kanının değişmesi lazım. Kurtulacak mı doktor amca? İnşallah kızım, inşallah. Oldu mu doktor amca? Geçmiş olsun kızım. 3. defa değiştirdik kanını ama tehlikeyi de atlattık. Teşekkür ederim. Öyle korkuyordum ki. Garip bir oyun içindeyiz. Ama talihimize her şey yolunda gitti. Şimdi Japonya'ya çocuk 7 aylık doğdu diye telgraf çekeceğiz. Planın 2. bölümü de hallolacak böylece. Mutluluğumu sana borçluyum Zeynep. Sana yemin ederim ki onu kendi çocuğum gibi seveceğim. Düşün, yavrumuzu çok seven iki annesi birden olacak. Bu yavru ikinizi de kardeş yaptı sayılır. En kutsal sevgide birleşmiş iki kardeş. Çocuk bana alışsın ki Orhan geldiğinde şüphelenmesin. Hadi Zeynep, ver! Yuvamızın küçük kralına başarılı bir hayat dileğiyle içiyoruz. Bu en mutlu günümü, en yakınım, en sevdiklerimle kutlamanın sevinci içindeyim. Bana yeryüzünün en büyük hediyesini bağışlayan karıma teşekkür etmeyi de bir borç biliyorum. Hamileliğinden doğumuna kadar Süheyla'dan kardeşçe yardımlarını esirgemeyen Zeynep'e de çok teşekkür ederim. Zeynep öyle seviyor ki oğlumuzu. Tabii sever. Çünkü zavallıcık kaybettiği yavruların hasretini bizim oğlumuz da gideriyor. Tanrı'dan sana da bir evlat vermesini dilerim Zeynep. Sağ olun efendim. Oğlum Doğan'ı herkes sevsin isterim. Ama kimsenin bizim kadar sevmesini istemem, kıskanırım. Harap etme kendini artık. Çocuğumuzun hayatı kurtuldu. Görmedin mi ne kadar seviyorlar, el üstünde tutuyorlar. El alemin elinden bana ne?
Oğlumun yeri benim göğsüm. Anasının bağrı çocukların yeri. O benim, ben onun sevgisine muhtacız. Doğan benim çocuğum değil mi? Ben sevmiyor muyum? Ben kucaklamak istemiyor muyum? Ama mantığını kullan. Kullanmam. Bu mantığa sığmaz. Ana olmayan anlamaz bunu.